Efendim hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Kısaca bir değerlendirme alabilir miyiz? Siz de hoş geldiniz. Türkiye Arıcılık Fuarı ve Başkent Arıcılık Zirvesi'ni düzenliyoruz. Güzel bir organizasyon olarak devam ettiğini düşünüyorum. Ciddi bir bilimsel kadroyla arıcılıkla ilgili yaşanan sıkıntıları konuştuğumuz, sorunların çözüm önerilerini anlattığımız, arıcıların da ciddi anlamda ilgi gösterdiği güzel bir organizasyon oldu. Armasat Derneğimizle beraber bu organizasyonla umarım bunu devam ettirerek, genişleterek, büyüterek Ankara'da arıcılara başta, sonra Türkiye'deki tüm arıcılara hizmet edecek hale geleceğiz. Bugün hoşuma giden iki konu vardı. Bir Uşak'tan, bir Trabzon'dan arıcılarımız katmışlar buraya. Bizi dinlemeye gelmişler. Trabzon'dan geleni yakaladım ben. Uçakta geri dönecek birazdan. Yakaladınız mı? Uşak'tan gelen de aynı şekilde. Bunlar çok güzel şeyler. Demek ki doğru işler yapıyoruz ve insanlara dokunuyoruz. Bu oldukça keyifli bir şey. Büyükşehir'in kırsal destekleme adına yaptığı projelerden birisi sanırım arıcılık üzerine. Biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Ne gibi destekleriniz var? Tabii Ankara Büyükşehir kırsal alan üreticiye en fazla destek veren kurum hüviyetindeyiz şu anda. Bunların içerisinde arıcılık bizim için çok önemli. Florayı destekleyen, floranın biyoçeşitliliği garantiye alan en önemli unsur arı. Dolayısıyla arıcılarla ilgili olarak desteklerimiz devam ettiği gibi şu anda Türkiye'nin en büyük kampüsü olan Gölbaşı'ndaki Büyükşehir'in tarım kampüsünde arıcılık eğitimi, üretim ve ARGE merkezi kuruldu. Burada şimdi damızlık sürülerimiz var, kolonilerimiz var. Bu merkez üzerinden de Ankara'da arıcılara hem uygulamalı eğitimlerini vereceğiz, hem ana arı ihtiyaçlarını karşılayacağız, hem de teknolojiyle ilgili faaliyetlerimizi bu merkez üzerinden yürüteceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür ederiz. Kampüse de beklerim inşallah. İnşallah.